أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Müslümanlar arası hukuk. En son kaldığımız hadis 233 nolu hadis. Ve an Ebi Hurayrata radıyallahu anhu Hazreti Ebu Hureyre'den Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle dedi ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la tahasadu birbirinize haset etmeyin ve la tenacesu alışverişlerinizde pazarlığı kızıştırmayın ve la tabagadu birbirinize buğz etmeyin dargın durmayın birbirinize karşı kötü hisler beslemeyin وَلَا تَدَابَرُوا Birbirinize yüz çevirmeyin. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ Biriniz, diğerinizin alışveriş girişimi üzerine yeni bir girişimde bulunmasın. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَ Sizler böylece Allah'ın kulları olarak kardeş olun. İnsanlar arası ilişkide şeytanın en çok yokladığı boyutlar bunlar. Başta haset duygusu olmak üzere kişinin bir başka kimsenin sahip olduğu güzel şeyleri kıskanması. Allah Azze ve Celle neden bana öylesini vermedi de ona verdi gibisinden bir his bu. Ve bu his kişiyi o diğer kimseye karşı adavete götürebilir. Cenab-ı Hak yarattıklarına farklı farklı meziyetler, farklı farklı üstünlükler vermiştir. Buyurdu ki Cenab-ı Hak, وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ Birbirinize derece derece üstünlükler veren Allah Azze ve Celle'dir. Bir kimsedeki bir meziyet başka kimsede olmayabilir, başkasında ise daha farklı bir meziyet bulunabilir. Yüce Yaradan'ın hayatı, böylesine renkli yarattığı bir ortamda yaşıyoruz. Bu renklilik her açıdan hem görünüm itibariyle, hem iç potansiyel itibariyle, hem zaman ve mekan itibariyle rengarenktir. Dolayısıyla kul Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiklerine odaklanıp, bundan ötürü Allah Azze ve Celle'ye hamd etmeye ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdikleri üzerinden sınandığını bilmesine ihtiyaç vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle vermediği şeylerden imtihan etmez. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اَتَاهَا Allah bir kimseye vermediklerinden ötürü sorumluluk oluşturmaz. Dolayısıyla bir başkasında var olanlar o kimseyle alakalı sorumluluklardır. Biz bizde var olanlar üzerinden yürüyebiliriz. O bakımdan şeytanın birbirimize karşı haset duygusunu uyandırmaya yönelik girişimlerinin önünü kesmemiz icap eder. Yoksa haset duygumuz yani kıskançlık duygumuz alev aldı mı, bu hem bizim etrafımız ile ilişkilerimizin bozulmasına hem de iç dünyamızda huzurumuzu kaybedip var olan elimizdekilerin dahi mutluluğunu yaşamaktan yoksun kalmamıza yol açar. Bunun çaresi de nedir? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun çaresini öğretiyor. Sizler Allah'ın kullarısınız. Yaratılışınızı da Allah Azze ve Celle gerçekleştirdi. Hayatınızı da Allah Azze ve Celle gerçekleştiriyor. Onun yönetiminde, onun hükmü ile yol alıyorsunuz. Eğer kul bunu bilirse, o zaman Cenab-ı Hakk'ın kendisi için yaptığı plana razı olur ve bu plan içerisinde Allah'ın kendisine sunduğu imkanları en güzel şekilde değerlendirdiğinde sonuca kavuşacağını bilir. Ve aynı zamanda bilir ki
Başkalarının eline geçen farklı farklı şeyler de onların elinde kalıcı değildir. Burada her birimizin eline geçenleri hepimiz bir süre sonra bırakıp ayrılacağız ve asıl netice Allah Azze ve Celle katında karşılık bulacak. Dünyadan sonsuz bir ahirete doğru uzayan bir perspektif ile konuyu ele almazsa bir insan, o zaman hayat süreci içerisinde haset duygusuyla baş etmesi zorlaşır. Ancak müminler edip eyleyenin Allah olduğunu bildiklerinden Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiklerine odaklanırlar ve Allah Azze ve Celle'nin verdikleri üzerinden sınavlarını en güzel şekilde neticelendirmeye bakarlar. Çevredeki diğer insanlardaki farklılıkları da hoş karşılamaya, Cenab-ı Hakk'ın onları sınadığı farklı farklı hususlar olarak görmeye yatkındırlar. Herkes kendi elindekiyle sınanır. Neticede burada verilenlerin hepsi sınav tamamlandığında herkesten geri alınır. Kendilerine az şey verilenler ile kendilerine çok şey verilenler arasında sorumluluk açısından bir fark yoktur. Çok imkana kavuşanların onların hepsini doğru değerlendirmeleri durumunda iyi neticeye kavuşurlar. Az imkan verilenler de o az imkanları doğru değerlendirdiklerinde aynı neticeye ulaşırlar. Söz gelimi 100 kilogram kaldırabilme imkanı verilmiş bir kimseden Cenab-ı Hak 100 kilogram kaldırmasını ister. O onu kaldırınca ona tam puan verilir. Diğer taraftan 50 kilogram kaldırabilme imkanı verilmiş bir kimseden de Cenab-ı Hak 50 kilogramı kaldırmasını ister. O da 50'yi kaldırdığında Cenab-ı Hak aynı tam puanı ona da verir. Her ikisinin bunları kaldırırken hissettikleri zorluk aynıdır. Her ikisi de takatinin son noktasına kadar zorlanarak bunu kaldırırlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak toplamda mutlak adaletini her halükarda gerçekleştirir. O yüzden bir başkasındaki var olan bize görece daha üstün olduğunu sandığımız hususlardan ötürü kıskançlık duymamıza herhangi bir gerek yoktur. Çünkü bunun sonsuz ahirete etki eden hiçbir tarafı olmaz. Cenab-ı Hak nisbi olarak yani orantılı bir şekilde hepimizi sınar, verdikleri üzerinden kullarını yoklar. Kullar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bahşettiklerini doğru değerlendirirlerse erkek olsun kadın olsun hepsi güzelim neticeye, akibete yani cennete ulaşır. Cenab-ı Hak dedi ki: "Vela tetemennav ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd." Allah'ın birinize verip de diğerinize vermediği hususları birbirinize bakıp durup temenni edip durmayın. Keşke bana da şöyle verseydi. Keşke bana da şunu verseydi gibisinden. "Lirricali nasibun mimma iktesebu." Devamında Cenab-ı Hak dedi ki: "Erkeklerin de kazandıklarının karşılığı var. وَلِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ." Kadınların da kazandıklarının karşılığı var. Dolayısıyla erkek olsan yahut kadın olsan durum değişmiyor. Elindeki imkanları doğru bir biçimde değerlendirdiğinde aynı sonuca kavuşuyorsun. Şu halde başkalarında var olan şeyleri temenni edip durmanın bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla haset duygusunu aşmanın yolu dünya hayatının izafi, geçici ve Cenab-ı Hak tarafından sadece sınav maksadıyla yaratıldığını bilmek. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Ölümü de hayatı da yaratan Cenab-ı Hak, لِيَبْلُوَكُمْ Sizi sınasın diye yarattı. اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha güzel amel yapacak? Yahut başka bir ayette Cenab-ı Hak, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لَهَا Yeryüzünün üzerinde ne varsa hepsini biz bir zinet yani süs kıldık. لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hangisi daha güzel amel yapacak diye bir süs kıldık. Sınav aracı, sınavdaki bir meta gibi. Bakış açısı bu şekilde olursa o zaman dünya hayatındaki diğer insanların ellerindeki farklı imkanları farklı bir kitapçık türü gibi görür insan ve kendi kitapçığına, kendi kitapçığındaki sorulara odaklanır. Bilir ki hangi kitapçık olursa olsun toplamda zorluk derecesi aynıdır ve kişide yokladığı şey
aynıdır. Başkasının kitapçığını dert edip kendi kitapçığındaki soruları yanıtlamaktan geri duranlar asıl ziyan edenlerin ta kendisidir. Allah'ın Resulü devamla وَلَا تَنَاجَشُوا dedi. Alışverişte kızıştırmaya gitmeyin. İnsanları yanıltmak üzere sahte fiyat artışı girişimleri, bugün için spekülasyon dedikleri kabilden. Alıcı değil ama alıcıymış gibi görünüyor. Amacı fiyatın artışına yol açmak ve oluşturduğu bu alım baskısıyla veya kendi gibi başkaları da olabilir, asıl bir başka kimsenin, yani bunun farkında olmayan bir başkasının ortamdaki bu coşkuya aldanarak yüksek fiyat üzerinden o emtiayı almasını sağlamak. Alışveriş faaliyetinin artık ciddi bir ölçüde internet üzerinden yaşandığı günümüzde de benzer yöntemlerin müşterinin aleyhinde kullanılması söz konusudur. Dolayısıyla hakiki olmayan, manipüle edilmiş ve böylece fiyatın artırılması ve müşterinin yanıltılarak yüksek kazanç elde etme girişimlerinin tamamı bu kapsamda görülebilir. وَلَا تَنَاجَشُوا Bunu yapmayın. Alacaksanız, talip olursunuz, fiyatınızı verirsiniz ve alırsınız. Gerçek alıcı değilseniz ama sırf fiyatın artışına yol açmak için bir başkasının alacağını bildiğinizden araya girip durup durup fiyatı yükseltiyorsunuz. Nasıl olsa o alacak, yüksek fiyattan almış olsun, böylece biz de fazla kazanalım kabilinden bir anlayış bu la tenaceşu kapsamına girer ve bu bir haksız kazançtır. Kalpleri bilen Allah Azze ve Celle'dir. Görünürde herkes müşteri gibi görünebilir ama gerçekte müşteri olmayıp sadece fiyat kızıştırmak için buna yeltenenlerin hem ahlaki durumları hem kazandıkları ellerine geçen o mali şeyler kirlidir ve bu durum onların şahsiyetlerini gitgide kötüleştirir. İyilik, temizlik, dürüstlüktedir. Manipülatif girişimler ve spekülasyonlar Müslümanın dürüstlüğüyle bağdaşmaz. İnsanların arasındaki hukuk, kardeşlik hukukudur. Bize yapılmasını arzu etmediğimiz bir durumu biz başkasına yaptığımızda aynada kendimize bakmakta zorlanırız. Bu durumu çocuklarımıza anlatmakta zorlanırız. Dolayısıyla başkalarına anlatmakta, ailemize açıklamakta zorlanacağımız şeyler üzerinden kazanç sağlamamız bizi gitgide kendimize karşı yabancılaştırır ve artık bir zaman sonra kendimize olan saygımızı da kaybetmeye başlarız. Allah Azze ve Celle her şeyi bilen kudret olarak يَعْلَمُ خَئِنَةَ الْاَعْيُنْ gözlerin kaçamağını dahi bilir. İnsanları yanılttığımız yerde Allah Azze ve Celle'yi yanılttığımızı da sanırsak ancak kendimizi yanıltmış oluruz. Dolayısıyla ister gerçek hayattaki örnekleriyle, ister sanal alemdeki örnekleriyle fiyat kızıştırmaya yönelik girişimlerin bütün çeşitleri haksız kazanca yol açar ve Müslümanın erdemli şahsiyetiyle bağdaşmaz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nehyetmiştir. Sonra buyurdu ki, وَلَا تَبَاغَدُوا ve birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize karşı kötü hisler beslemeyin. Dargınlık, husumet, kin ve nefret. Kulun bunları aşması lazım. Ama bana şöyle yaptı, böyle yaptı kabilinden, hususlar üzerinden uzun vadeli husumeti devam ettiremeyiz. Affetmek, bağışlamak, Allah Azze ve Celle'nin katında karşılığını ummak en güzelidir. Kaldı ki insanlar içerisinde yanlış olmayan, hiç yanlış yapmamış kimseler bulunmaz. Dolayısıyla da yanlış yapanlar ile dargın olursak, onları teker teker hayatımızdan uzaklaştırırsak, bir gün yalnızlığa mahkum oluruz. Unutmayalım ki biz de birilerine yanlış yapmışızdır. Onların nasıl toleransını umuyor, nasıl affedilmeyi bekliyorsak, benzer davranışları bizler de sergileyebilmeliyiz. Cenab-ı Hak affedebilmeyi özendirdiği bir ayette, أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ buyurdu.
Allah sizi bağışlasın istemez misiniz? O zaman siz de insanları bağışlamayı deneyin. Böylece toplum ağırlıklarından kurtulur, kin ve nefret duyguları yüreklerden temizlenir ve toplum rahatlar. Diğer türlü herkes kendi öfkesini, dargınlığını hep tutmaya çalışırsa insanlar arası ilişkiler zora girer. Hele hele aralarında sıla bağı bulunan, rahim bağı bulunan insanlar açısından bunun neticeleri daha korkunç olur. Muhatabınız karşılık vermiyorsa bile bizim adım atıp doğru yönde girişimde bulunmamız Cenab-ı Hakk'ın katında bizim için iyi bir mazeret oluşturur. İyi yönde adım atan hem vebalinden kurtulur hem de Allah'ın vaat ettiği sevaba kavuşur. Allah'ın Resulü devamla buyurdu ki وَلَا تَدَابَرُوا Birbirinize yüz çevirmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin. Görmezden gelip umursamamak, itibarına kastetmek, sanki o yokmuşçasına davranmak yahut ötekileştirmek, böylece onu aşağılayıp küçümsemek. Müslümanlar arası hukukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aradaki bağların çözülmesine, kardeşlik duygusunun sönmesine, azalmasına yol açacak bu türden hususların sürekli iyileştirilmesine, azaltılmasına, düzeltilip yerine tekrardan güzel ilişkilerin kurulmasına çabalayan bir toplum anlayışı esastır. Ve bunun için çalışan kimseler Allah katında muteber olan kimselerdir. Aksine insanların arasına fesadı sokmayı, kötülüğü yaygınlaştırmayı, kusurları köpürtüp, büyütüp, insanların bu yanlışlar üzerinden birbirleriyle ilgilerini azaltmayı yahut koparmayı hedefleyen ancak şeytani bir anlayış olabilir. Bunu arzu etse etse şeytan arzu eder. Eğer bir kimse kendisini bu süreçte toplumda kötülüklerin yaygınlaşması için çaba üzere görüyorsa muhtemelen şeytanın emrine girmiş bir bedbaht kimsedir. Çünkü kalbinin sesini dinleyenler Cenab-ı Hakk'ın rahmetini orada bulur ve Allah'ın bu rahmetiyle feyizlenip insanlara güzel davranmayı, kötülükleri affedebilmeyi خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَانِ الْجَاهِلِينَ Affetmeyi ele alır, onu esas alır, doğruyu, güzeli, adaleti insanlara salık verir ve cahillerden uzak durur. Başkası ama şöyle, diğeri ama böyle demek suretiyle kendisi de o tür davranışların içerisine girmez. Başkası o kendi bileceği şey. Bir başkası cahilce hareket ediyor diye, edebiliyor diye bizlerin haktan, ölçüden, adaletten ve İslam'ın güzel erdemlerinden vazgeçmemiz gerekmez. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devamlı buyurdu ki وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ Biriniz diğerinizin alışverişi üzerine yeni bir girişimde bulunmasın. Yani bir kimse başka bir kimseden bir şeyi satın almak üzeredir. Aralarında görüşüyorlar, belli bir fiyat teklifi söz konusu. Henüz onlar bu ticareti olumlu yahut olumsuz yönde bitirmemişken araya girip yeni bir teklif vermek suretiyle kardeşinin ticareti üzerine yeni bir ticaret girişimi başlatmasın. Bu abes olur, nahoş bir durum olur. Beklersiniz, bakarsınız, alıyor mu, almıyor mu, satıcı satıyor mu, satmıyor mu netleşir. Alırsa zaten alır, almıyor ise oradan uzaklaşır, satıcı satmaz. O zaman siz gidip kendi teklifinizi yaparsınız. Ama başkası 10 lira teklif verip henüz satıcının satıp satmadığı belli olmamışken araya girip ben 11 veriyorum bana ver demek kardeşlik hukukuyla bağdaşmaz. Bu rivayetin geçtiği diğer rivayetlerde buna benzer bir biçimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin dünürçü olduğu bir haneye, bir aileye bir başkasının dünürçü olmasını da yasaklamıştır. Öyle ya bir evlilik teklifi götürmüşler,
kız tarafının bu evlilik teklifini olumlu yahut olumsuz bir biçimde cevaplandırması beklenir. Henüz onlar bir cevap vermemişken varıp yeni bir evlilik teklifinde bulunmak hoş değildir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu da nehyetti, yasakladı. Ta ki kız tarafı veya bizatihi kızın yahut kadının kendisi bu teklifi kabul etmez ve geri çevirirse o zaman bir başkası gidip yeni bir evlilik teklifinde bulunabilir. Bunlar Müslümanlar arasındaki hukuku ve ilişkileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadeleriyle kardeşlik esasına uygun olarak düzenlediği anlatımlardır. O yüzden rivayetin sonunda Allah'ın Resulü buyurdu ki وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا Ey Allah'ın kulları, sizler kardeş olunuz. Her meseleden ticari yahut evlilik meselesi yahut başka bir mesele, her olaydan bir adavet yani düşmanlık çıkarmak, bir husumet peydahlamak, eğer buna yönelecek olursanız, sürekli birbirinizle kavga eden, birbirini çekemeyen, birbirinden rahatsızlık duyan, böylece adavetimizi, düşmanlıklarımızı, hasedimizi, kinimizi, nefretimizi çoğaltır, hayatı yaşanmaz hale getiririz. Bunu bizim açımızdan en çok isteyen kim olabilir? Elbette ki apaçık düşmanımız olan şeytan. O bakımdan yolu tersine yürümek, kötü duyguları azaltıp güzel duygularımızı çoğaltmak, kardeşlik duygusuyla birbirimize tahammül etmek ve aramızdaki hukuka riayet etmek, bu kez mutlulukları çoğaltmaya, iyi halimizi, huzurumuzu, güvenliğimizi sağlamaya dönük son derece isabetli adımlar olur. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu öğütleri bize daha bu dünyadan refahı, huzuru ve mutluluğu sağlar. Halbuki şeytanın bizi çağırdığı süreç, yani kıskançlık, nefret, adavet, düşmanlık, çekememezlik ve kardeşler arası hukuka riayet etmeyip elbette benim olacak. Ben istiyorsam artık kimse bana karşı duramaz. Her halükarda öncelik benimdir. Kabilinden bir düşünce, müstekbir bir düşüncedir. Kişinin kendisini ve hevasını önceleyip ilahlaştırdığı bir sürece girebilir. Böyleleri hak ve hukuk tanımazlar. Maazallah insanlar arası husumeti daha ileri götürüp kavgalara hatta cinayetlere vardırabilirler. Hem kendi hayatlarını mahvederler hem de başka insanların hayatında ciddi yaralar açarlar. Neticede Allah Azze ve Celle iyileri ahirette ödüllendirir, kötüleri ise hak ettikleri ceza ile cezalandırır. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğumuz bu öğütleri kalbimizin erdiği ve anladığı ölçüde hayatımızda doğru tercihler ve davranışlar olarak şekillendirir ve gerçekleştirirsek bu bizim irademizle hakka ve hidayete tutunmamız olur. Ancak umursamaz, dikkate almaz, hevamızı, arzularımızı önceleyerek insanların hak ve hukukuna taarruz edersek bu da tuğyanımız olur, taşkınlığımız olur. Keskin sirke en çok küpüne zarar verdiği gibi böyle kimseler de en çok kendilerine hem bu dünyada hem de ahirette zarar vermiş olurlar. Allah'ın Resulü devamla buyurdu ki El-Muslimu ahul-Muslim Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu Ona zulmetmez. Bunu göze alamayız. Kardeşimizin hukukunu gasp etmeyi, onun haklarına müdahale etmeyi, onuruna, haysiyetine, şerefine, malına, mülküne, ırzına, kişisel Cenab-ı Hakk'ın ona bahşettiği dokunulmaz bütün haklarına asla el uzatmayı aklımızdan geçiremeyiz. Çünkü o bizim kardeşimiz. El-Muslimu ahul-Muslim. La yadlimuhu, ona zulmetmez. Ve la yahkiruhu, onu hakir görmez, onu aşağılamaz. Ve la yahzuluhu, onu yardımsız, çaresiz bırakmaz, onu satmaz. Devamlı Allah'ın Resulü buyurdu ki, Et-takva hâhuna. Takva işte buradadır. Ve yuşiru ila sadrihi thalâfe marraten.
Bunu söylerken göğsüne işaret edip üç kez tekrar tekrar "Ettakva hahuna." Takva işte buradadır buyurdu. Dolayısıyla bu konuştuğumuz erdemlerin tamamı Cenab-ı Hakk'ın rızası uğrunda kişinin Allah'ın hoşnutluğunu umarak yaptığı takdirde başarabileceği ve sonuç alabileceği şeylerdir. Yoksa bunları görünürde yapan kimseler, etrafta gören kimseler yoksa farklı davranırlar. Kendilerini güçlü hissettikleri ve başkalarına yakalanmayacaklarını düşündüğü durumlarda zayıf, çaresiz kimselere denk geldiklerinde bu kez bakmışsın mütecaviz davranıyor. Dolayısıyla erdemin esası kalpteki takvadır. Birileri görecek de olsa, görmeyecek de olsa, açıkta, alende de olsa, tenhada, saklıda da olsa doğru davranabilmeyi, hak ve hukuka riayet edebilmeyi başarırlar. Çünkü onları buna sevk eden şey kalplerindeki takvadır. Ama kalpte takva yoksa, yani kul kendi şahsiyetini Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunun bir parçası kılmamış ise, o zaman toplumsal otokontrol olduğu sürece doğru davranan, doğru konuşan, hatta bunun edebiyatını yapan ama toplumsal kontrolün olmadığı alanlarda bir bakmışsın oraya buraya savrulmuş. Çünkü onu asıl zapt eden kalbi değildi. Şunlar ne der, bunlar ne der, toplumun kolluk kuvvetleri beni yakalarsa ceza çekerim ve benzeri müeyyideler doğrultusunda kendisini kontrol ediyordu. Bu müeyyideler kalkınca da veya kalktığı ortamlarda da bakmışsın yanlışa savruluyor. O bakımdan Allah'ın Resulü her türlü erdemin ve güzel ahlakın esası olarak kalbe işaret etti. Ettakva hahuna. Kalp var ya, işte takva buradadır. Bu iyice anlaşılsın diye altını kalın kalın çizdi. Tekrar tekrar üç kez kalbine işaret edip ettakva hahuna buyurdu. Sonra da dedi ki Allah'ın Resulü bihasbi mri'in mineşşerri en yahkira ehâhul muslima. Bir Müslümana şer olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter de artar bile. Bu ifadeyi böyle hattatlarımıza yazdırsak, çerçeveletip assak, bize hayatımız boyunca yol gösterecek mahiyettedir. بِحَسْبِ مَرَئِنْ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ. Müslüman kardeşini hakir görmesi bir kimseye kötülük olarak yeter. Başka kötülüğe gerek yok. Dolayısıyla hangi ırktan olursa olsun, hangi renkten olursa olsun, ister fakir olsun, ister zengin olsun, ister güzel görünümlü olsun, ister görünümünde bazı noksanlıklar, eksiklikler olsun, ister erkek olsun, ister kadın olsun, ister yaratılışı tam olsun, ister yaratılışında bazı sorunlar olsun, ister çocuk olsun, İster kocaman adam olsun, ister kariyer sahibi olsun, ister alt kariyerlerde olsun, isterse sade, normal, en edna durumdaki, yani toplumsal hiyerarşide en alttaki durumda olan bir kimse olsun. Hiç fark etmez. Namazda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir saf halinde nasıl eşitleniyorsak, gerçek manada da aynen öyle eşit kullarız. وَاِمِّنْ شَيْءٍ اِلَّا اَتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Cenab-ı Hakk'ın karşısında kul olmayan hiç kimse yok. Dolayısıyla ben nasıl bir kulsam, o da benim gibi bir kul. Ben nasıl Cenab-ı Hakk'ın rızasına ve neticede onun katında bir değere ve akibete, cennete aday isem, o da aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın rızasına, hoşnutluğuna ve akibette, ahirette bir cennete aday bir kimsedir. Sadece kitapçıklarımız farklı. O farklı kitapçıklar üzerinden sınanıyor, ben farklı kitapçıklar üzerinden sınanıyorum. Bunun bizdeki zorlukları, oluşturduğu mutluluklar ve duygular, bunları da bilemeyiz. Cenab-ı Hak kendisine az imkan verdiklerine çok daha güzel duyguları, mutlulukları yaşatabilir. Çok büyük imkanlarla donattığı bazı kimseleri de bu imkanlara rağmen huzursuz, mutsuz ve kasvet içerisinde bırakabilir. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın adaletinin hem dünyayı hem ahireti kuşattığını bilmemiz gerekir. Karşımızdaki Müslüman kardeşimiz dünyevi ölçekte
bizden daha aşağıda kalıyor diye onu baskılamamız, aşağılamamız, küçük düşürmemiz veya halk tabiriyle söylersek ezmemiz, bizim bütün amel defterimizin üzerine mürekkep dökmemiz gibi olabilir. Böylece onda hiçbir yazı kalmaz. Her şey boşa gider. Buradan kazanacağımız kötülük bize ziyan olarak yeter. O yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu denli üst perdeden bir dil kullandı. Bunu hafife almayalım, basit görmeyelim, küçümsemeyelim diye. Bihasbi mre'in mineşşerri en yahkira ahahul muslima. Müslüman kardeşini bir kimsenin hakir görmesi ona şer olarak yeter de artar bile. Bütün Müslümanlar birbirlerini omuz hizasında kardeşler olarak görüp, muhatap olup, sevgiyle, saygıyla ilişki kurup asla üstünlük taslamamalı ve küçük görmemelidir. Bu bahsettiğimiz standart Müslümanlığın olmazsa olmaz bir standardıdır. Tekebbür, büyüklenme, başkalarını küçük görme kişiyi ancak şeytanlaştırır. O yüzden Müslüman toplumlar gücün, kuvvetin, paranın, maddenin değil, hakkın egemen olduğu toplumlardır. Kimse güçlü olduğu için haklı değil, hiç kimse de zayıf olduğu için haksız değildir. Hakkın üstünlüğü koşulların hepsinden bağımsız bir biçimde tecelli etmeli. Zayıf da olsa bir kimse haklı olduğu sürece yüceltilmeli, kuvvetli olsa da, güçlü, imkan sahibi olsa da bir kimse haksız olduğu sürece haddi bildirilmeli. İşte Allah'ın emrettiği ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh göreve gelir gelmez insanlardan kendisine yardım etmek istedikleri hakkın tecellisi budur. Resulullah'ın bu öğüdü ümmeti Muhammed içerisinde ta kıyamete kadar İslam toplumunun esasını oluşturur. Kullul muslimi alel muslimi haramun. Demuhu ve maluhu ve irduhu. Her Müslümanın canı, malı ve haysiyeti, onuru saygındır, dokunulmazdır, ilişilemez. Allah'ın Resulü buna ilişmenin haram olduğunu söylüyor. Kullul muslimi alel muslimi haramun. Haramdır. Bütün Müslümanların canları birbirlerine haramdır. Katledemezler. Malları birbirlerine haramdır. El uzatamazlar. Irzları yani namusları, haysiyetleri, onurları, şerefleri hürmetlidir, saygındır. Asla dokunulamaz. Bir dedikodu malzemesi yapılamaz. Bir iftiraya konu olamaz. Olursa ne olur? Olursa Cenab-ı Hak buyurdu ki وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَى. İftira eden bedbaht olur. Akıbeti perişan olur. Bir Müslümanın haysiyetini, onurunu, erkeğin yahut kadının inciten, onu ağzında sakız edip çiğneyen, onun şerefine, itibarına, bilinirliğine kasteden kimseler. Onu insanlar nezdinde hakir kılmaya çalışan kimseler. İffetine dil uzatan kimseler. Bunları düşündüğümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inşa ettiği ve Müslümanlar arası hukuku tanzim ettiği çerçeveye sığmayan taşan örnekler olarak görürüz. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihine almış. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.